Ve gezmeyi bileceğin yeni bölümüyle Berlin'de, Berlin'e tam 3 günümüzü ayırdık. Şu an Brandenburger Kapısı'nın önündeyiz. Berlin'e direkt burayla başladık. Brandenburger Kapısı zamanında utanç duvarı olarak bilinen Berlin duvarına inat, birleşmiş ve özgür Berlin isim geliyor. Ve biz şimdi Berlin'i hep beraber gezelim. Berlin'e yağmurla birlikte devam ediyoruz. Tam da benim konuşmama denk geldi. Şu an Berlin Parlamento binasının önündeyiz. Burası bir yapım aşamasında galiba ön tarafı, ona denk geldik. 1933 yılında çıkan bir yangınla birlikte üst tarafı aslında yanıyor. Daha sonra da cam bir kubbeyle kaplanıyor. Buraya giriş ücretsiz fakat rezervasyon yaptırılması gerekiyormuş internet üzerinden ya da sıraya girerek. Şu an sıra bu yağışlı havaya rağmen çok fazla. O yüzden bizim sıraya bekleme vaktimiz yok, biz giremeyeceğiz. Ama dışarıdan gözlemledik. Siz geldiğinizde internetten rezervasyon yaptırıp içeri ziyaret edebilirsiniz. Demin 2 saniye daha geçmedi. Kamerayı kapattık, yağmur bitti. Bir anda güneş açtı. Şimdi terliyoruz. Ya böyle saçma bir hava olamaz. Bir de yağmuru başlıyor, hızlı hızlı yağıyor. Ya 1-2 dakika sürüyor, sonra bir anda kesiliyor. Şemsiye elimizde kaldı. Şu an hava sıcak. Bakalım, 4 mevsimi yaşıyoruz Temmuz ortasında, evet. Nazi Almanya'sında soykırıma uğramış, Yahudilerin arasına yapılmış Holokost anıtındayız şu an. Holokost anıtı Brandenburger kapısından çıktıktan hemen sonra sola dönüyorsunuz ve ileride bu anıtı göreceksiniz. 3000 tane beton bloktan oluşuyor burası. Bu 3000 tane blok tamamen Yahudileri anımsatmak için yapılmış bir anıt. Burada şöyle bir detay vermek istiyorum. Genelde Instagram'a fotoğraf falan koyarken bazen beton blokların üstüne çıkıyor burada insanlar ve bu beton blokların üstüne çıkılması istenmiyor. Çünkü bu bir soykırım anıtı. Buraya geldiğinizde özellikle fotoğraf vesaire çekilirken aralarda olabilir ama beton bloklara dikkat etmenizi öneririz. Fırtınalı Berlin günü. Dün fırtına, bugün fırtına. Son dönemlerdeki tatillerimizde şu fırtınalar ve yağmurlardan bayağı canım sıkıldı ya. Vallahi billahi. Gezemedik ilk 1,5 gün. Zaten bir gün öğleden sonra geldik. Neredeyse akşam geldik hatta. Bugün de tüm gün hem fırtına hem yağmur. Maalesef Berlin'deki ilk 1,5 günümüz biraz verimsiz geçti bu yüzden. Erinç kafayı yedi. Vallahi çok karışık ya. Bu gerçekten Almanya'nın. Münih'te de yaşadık bunu. Burada da yaşıyoruz. Hakikaten karışık ya. Binen çünkü de nereye bindiğini bilmiyor. Evet. Brandenburger. Bu Berlin'in ulaşım ağının aslında karışıklığı. Bize karışık geldi. O kadar yer gezdik. Paris bile o kadar karışık değildi ama Almanya bizi bitirdi. Münih'te de yaşamıştık aynı şeyi, söyledi. İlk Berlin'e geldiğimizde M3'e binip otelimize gideceğiz, kaldığımız eve gideceğiz. Bir anda birine biniyoruz M3'e, bir anda şoför iniyor,
Almanca bir şeyler söylüyor. Herkes birbirine bakıyor böyle şaşırmış. Sonra bir anda herkes koşmaya başlıyor. Biz böyle şaşırıyoruz. Nereye diye bakmaya çalışıyoruz falan. Biz de çıkıyoruz. Tamam hadi bu neyse. Tekrar başka bir metroya bindik. Bu sefer yine biri çıktı. Almanca bir şeyler söyledi. Biz sana aşağıda vardı ya. Onun gibi herkes bir anda aşağı indi. Koşmaya başladı. Nereye koştukları da belirsin. Artık sinir krizine girdik. Böyle olay yaşadık ama değişik ya. Buranın ulaşımı sıkıntı. Utanç duvarı olarak da bilinen Berlin Duvarı'nın önündeyiz. Burası adeta son kalan parçalarla birlikte bir açık hava sanat galerisine dönüşmüş. Biz de şimdi fotoğraf çekileceğiz. Fakat öğleden sonraya kaldığımız için insan yığını biraz fazla. Bizden size tavsiye, eğer fotoğraf çekilmek, burayı görmek, rahat rahat gezmek istiyorsanız sabah saatlerine gelin. Berlin'e geldiğiniz nasıl anlaşılır? Tabii ki de aslında trafik lambalarından. Batı Berlin'de aslında gezdiğimiz noktaların hepsinde biz trafik lambalarında şapkalı adam figürünü görmüştük ve çok da tatlı. Ama Doğu Berlin'e doğru, yani duvara doğru geldiğimizde trafik lambaları değişti. Bizimkilerine döndü, evet. Normal adam figürü. Bu bilgiyi de vereyim. Hausmarkt diye bir mekana geldik. Berlin duvarından birkaç dakika yürüme mesafesinde. Burası ilginç bir kafe ya da oturma yeri ya da mekan diyebilirim. Çünkü nehir kenarında böyle oturma yerleri. İçeride ilginç aslında yapılmış sanat eserleri. Ve böyle biraz hippie tarzı ama rahat, yerel halkın geldiği bir mekan aslında. Gecede eğlence ve müzik oluyormuş. Biz öğlen saatine denk geldik. Burada kredi kartı geçmiyor. Nakit ödeme yapmanız gerekecek eğer gelirseniz. Ama gayet keyifli bir yer. Bir de şu bilgiyi vereyim size. Biz şu an Temmuz ayında Berlin'e geldik ve sıcak gösteriyordu. Aslında bugün de 21 derece ama hava serin ve soğuk. Yani biz şu an üstünüzde niye bunlar var derseniz en kalın kıyafetlerimiz bunlar. O yüzden bunları giydik. Yani Berlin'e geliyorken bence yaz dönemi bile olsa mutlaka bir sivit, hırka, bir ceket getirin. Bunu da söyleyeyim. Berlin'in Müzeler Adası bölgesindeyiz. Müzeler Adası bölgesi Berliner Dom, Berlin Katedrali yani. Bergama Müzesi gibi ilgi çekici bir sürü yeri içinde barındıran bir yer. Buraya normalde bir gününüzü hatta belki iki gününüzü ayırabilirsiniz. Özellikle müze gezmeye çok meraklıysanız Berlin'deki Müzeler Adası sizin için çok ilgi çekici olacaktır. Evet, şimdi Berlin'de çok özel bir yerdeyiz. Arkamdan göreceğiniz üzere Kreuzberg merkezdeyiz. Kreuzberg merkez bildiğiniz üzere Berlin'in orta yerinde küçük bir İstanbul, küçük bir Türkiye. Biz şimdi burada biraz gezeceğiz, kahve içeceğiz, kafelerine oturacağız. Burada aynı zamanda 3. dalga kahvecilerin çok yoğun olduğu bir yer. Ve Berlin'in aslında gettosu olmaktan çıkıp biraz daha böyle turistik bir yer olmuş Kreuzberg. Hep beraber Kreuzberg gezelim. Evet, deminki konsept neydi? Kreuzberg bizi şaşırtıyor. Demin bir kafenin önünden geçtik. Konsept şu.
çayını falan içebiliyorsun, normal kahveni, çayını içebiliyorsun. Yanında da çekirdek istiyorsan çekirdek var. Fıstık ya da leblebi istiyorsan onlar var. Yani kuru yemişçi ama aslında, evet, ama kafe. Evet, kuru yemişçi ama sana atıyorum 250 gram çekirdek veriyor, yanında da çay veriyor. Oturup orada çitleye çitleye hem çayını içiyorsun hem çekirdeğini yiyorsun. Mükemmel. Bunu bence al, tut, koy mesela bir yere. Şeye özellikle. Bir de kalabalıktı mekan. Ha, kalabalık da böyle, böyleydi yani. Üsküdar'a al, koy. Tertemiz. Bizden size yatırım tavsiyesi. Artık Kreuzberg'e yavaş yavaş veda ederken biraz böyle 5 dakika Kreuzberg'den ayrıldığınızda Admiral Brücke diye bir köprüye geldik. Yani Admiral Köprüsü. Burada gençler, böyle bayağı genç bir nüfus köprünün üstünde oturuyorlar ve bu köprü bir trafiğe kapalı. Köprünün üstünde biralarını içiyorlar, işte çeşitli yiyecekler yiyorlar ve normalde birkaç videosunu izlemiştik buranın. Burada bir de aynı zamanda bayağı sokak çalgıları müzik de çalıyor ama biz şu an denk gelemedik. Siz geldiğinizde inşallah böyle bir müziğe de denk gelirsiniz. Çok keyifli bir ortam. Hemen nehrin kenarında da bir sürü oturan insanlar var. Buraya gelip bir akşamüstü zamanınızı harcayabilirsiniz. Evet, en sevdiğimiz şey sokak pazarı ve bu sokak pazarı biraz daha gelişmiş. Herkes ortada oturuyor, çeşitli mağazalar var ve yemek yeme yerleri de var burada. Herkes böyle street food tarzında burada yemek yiyorlar. En sevdiğimiz şeylerden biridir. Şehirde, nasıl? Nerede? Burası tam olarak Alexanderplatz'ın hemen arkasında, televizyon kulesinin altında kalıyor. Sürekli mi bilmiyoruz ama sürekli gibi duruyor. Buraya geldiğinizde tam televizyon kulesinin altına gelip burada bu pazarı bence aramalısınız. Evet, şimdi her yerde olduğu gibi yine sizinle bagajınızı böyle yolculuktan önce ya da sonra nereye koyabileceğinizle alakalı yerleri paylaşacağız. Şimdi Alexanderplatz tren istasyonunun hemen içindeyiz. Burada böyle bagaj emanet yerleri var otomatik bir şekilde. Fakat diğer yerlerden farklı olan, burada bir kredi kartı ödemesi yok. Tamamen bozuk parayla ödeme yapıyorsunuz. Büyük boylarının fiyatı günlük 6 euro. Küçük boylarının fiyatı da günlük 4 euro. 6 euro olana çok büyük bir boy valiz ve aynı zamanda küçük de bir sırt çantası sığabilir. Burası bayağı kalabalık oluyor bu arada. Son dakika yetiştik. Az daha kalmıyordu. Bunu da aklınızda bulundurun. Valizinizi içeri koyduktan sonra kapağı kapatıyorsunuz. Ve buradan bozuk paraları atıyoruz. Attıktan sonra anahtarı bu şekilde çevirip çıkartıyoruz ve bu anahtarı kaybetmiyoruz. Evet, şimdi meşhur Berlin döneri yemeye geldik. Biz aslında ilk geldiğimiz akşam yemiştik ama çok yağmur fırtına var diye çekemedik. Çok beğendik bu arada. Berlin'de belki en sevdiğim şeylerden biri döner oldu. Burada Alexanderplatz'ta Mustafa Demir kebaba geldik. Orada yiyoruz. Dönerin tanesi 5.90 euro ama böyle bayağı dolu. Sosunu seçtiriyorlar, salatanı seçtiriyorlar. Tavuk ya da dana eti yiyebiliyorsunuz ya da mix de yapabiliyorsunuz. Bayramın ilk günü olduğu için bize bir de bayram tatlısı verdiler. Çok lezzetli gözüküyor. Bunu daha denemedik ama döneri kesinlikle tavsiye ederiz. Ney?
Ha bir de evet, bunu da Ebren hatırlattı şimdi. Kredi kartıyla ödeyemiyorsunuz. Burada nakit ödeyebiliyorsunuz. Burada aklınızda bulunsun. İkonik simgelerinden biri olan Ampul Adam'ın mağazasındayız. Almancası Ampelmann. Burada bu Ampul Adam'ın her türlü şeyini bulabilirsiniz. Tişörtlerinden, magnetine, hatta banyo ördeğini bile Ampul Adam şeklinde bulabiliyorsunuz. Çok güzel bir mağaza. Bence mesela biz bunlardan alacağız, bu magnetten. Çünkü bazı gittiğimiz yerlerin ikonik simgelerinin de tek başına magnetlerini alıyoruz. Geldiğinizde burası Anne Frank Zentrum adı altında böyle bir şey var. Avluların, 4-5 tane avlunun birleştiği, hem kafelerin olduğu hem de mağazaların olduğu bir yer var. Orada bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Alexander Plus'ta Kafe Sinema diye bir kafeye oturduk. Cappuccino içiyoruz. Burada bütün kahve fiyatları hemen hemen aynı. 3-3,5 euro arası değişiyor. Biz Berlin'de son gündeyiz. Artık bitecek. Böyle 1-2 saat oyalanıyoruz. Dönüş yoluna geçeceğiz. Buradan sonra nereye gideceğimizi söyleyelim mi Eriç? Söyleyelim de arkada bir şeyler dönüyor. O yüzden ona gülüyordum. Neyse devam. Söyleyelim. Buradan sonra da İtalya'ya geçeceğiz. Evet, Berlin hakkında bir bilgi daha vereceğim size. Burada ücretsiz tuvalet bulmak çok zor. AVM'lerde bile 50 cent, yani öyle bedavaya giremiyorsunuz. Ancak kafeye oturacaksınız ki işte tuvaletini kullanabilirsiniz. Bir de işte güvenmeyin hava durumuna, hala soğuk, biz elimizdekilerle yani duruyoruz. 4 gün Berlin'e ayırdık, 4 evet. Günün 3 günü yağmur ve fırtınaydı. Evet. Bu arada hemen bir bilgi daha. Döner efsane güzel. Onun hakkında yorum yapmadık. Ya ben dedim ki bir döner ne kadar abartılabilir yani? Ne olabilir? Efsane yani. Berlin için gerçekten döner muazzam. Bizden bu kadar. Kanalı lütfen takip edin. Bir de beğenin. Biz geziyoruz. Siz de gezdiriyoruz. İnşallah siz de gezersiniz. Hep birlikte gezelim. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Daha kapanışı yaptık. Daha ya bir saniye falan olmadı. Yağmur başladı. Biz böyle... Yani 4 gündür Berlin'deyiz. 3'ü yağmur fırtınayla geçti. İnanılmaz bir zamanlama. Yüce Rabbimin bize oynadığı... Ve Temmuz'un ortasında. Vallahi billahi. Neyse kapanalım. Bu kadar belki.